Sana samimi söylüyorum. Bir insanda omurga olsa, şu kadar bir omurgası olsa, bu geçmişinden dolayı da olsa şimdiki duruma düşmezdi ya. Ya bu adam ağladığı zaman vallahi benim içim parçalanıyor. Niye? Ne de olsa bir Kürttür yani. Bir Kürttür de şimdi bu da artık zıvanadan çıkmaya başladı değerli izleyenler. Niye? Savcı Sayan akşam kendi sosyal medyasında canlı olarak yayınladı adam. Bir de çekilmiyor, korkmuyor. Canlı yayınladı. Hani video değil böyle. Canlı olarak böyle 1-1,5 saat bir yayın yaptı. Şimdi değerli izleyenler mesele ne? Ya mesele bu ağlayan fotoğraf falan değil. Bu ağlayan fotoğraf Savcı Sayan öyle ne bir cenazede ağlamış, ne bir taziyede ağlamış, ne bir yakınını kaybettiği için ağlamış, ne bu ülke battığı için ağlamış. Fotoğraf ne zaman çekilmiş biliyor musunuz? Deniz Baykal, CHP kongresinde istifasını sunduğu zaman işte Savcı Sayan'ın ağladığı o fotoğraftır bu. Öyle AKP için falan da ağlamamış yani. Şimdi ekrana getireceğim tabii o videoyu. Ondan önce bilgi vereyim niye bu haberi yapıyorum. Şimdi Ağrı Belediye Başkanı biliyorsunuz gösterişe o son derece yatkın bir adamdır. İşi gücü gösteriş yapmak. Gösterişten ziyade adeta bir çete kurmuş durumda. Buna yönelik vatandaşların şikayetleri geliyor. Adam aile çetesi kurmuş. Bütün ailesini çevresine toplamış. İş yeri kurduruyor, iş yeri açtırıyor. Bankalardan bu Mehmet Sayan, onun kardeşi biliyorsun onunla ilgili ben bir dosya açmıştım. İzlemeyenler Mehmet Sayan'ın sahtekarlıkları diye yazın. YouTube'da mutlaka çıkar. Onunla ilgili bana belgeler gelmişti. Hangi bankalara dolandırdığına yönelik adam işte 750 milyon, 500 milyon bilmem ne almış. Ama hiçbir bankaya da geri parasını ödememiş. Bankalar onun bütün şeylerine icra getirmişler, hiciz getirmişler. Ama hiçbir savcı bu adam hakkında dava bile, soruşturma bile açmamış. Çünkü arkasında Savcı Sayan var. Yani çete kurmuşlar. Milyarlarca TL para. O Savcı Sayan işte bu onun kardeşi. Hepsini korumaya almış vesaire. Neyse bu bizim işimiz değil. Yani sonuçta biz kime söyleyeceğiz bunu? Ama dün görüntüler paylaştı sosyal medyada. Şu görüntüler. Bu görüntüler dün Savcı Sayan'ın canlı olarak yayınladığı görüntülerden. Bakın şu ok işaretinin olduğu yerde adam eline Kaleşnikov almış. Savcı Sayan'ın sağından solundan bu vandallar Kaleşnikov'la bir belediye başkanı Ağrı'nın merkezinde görüyor musun? Adamın elinde Kaleşnikov var. Tur atıyorlar. Mesele neymiş biliyor musun? Ben size söyleyeceğim meseleyi. Kereşnikovlu adam dünyanın hiçbir yerinde ya da Türkiye'de ben başka bir belediye başkanının sağında solunda büyük silah, ağır silahlarla senin korumaların olacak. Normaldir bu. Yani sıradan bir insan da korumaları olabilir. Ben buna bir şey de demiyorum. Ama böyle elinde Kereşnikovlarla bir belediye başkanı. Bir belediye başkanı ne demek değerli izleyenler? Aslında belediye başkanları biraz da partilerden bağımsız o halkın yerelinde seçtiği kişiler demektir. Yani keşke de belediye başkanlarının hiçbiri partilere bağlı olmasaydı. Gönül isterdi ki aslında böyle bir şey olsa ne kadar güzel olur. Çünkü belediye başkanı bir tek AKP'lere hizmet etmez. HDP'lere de şuna da buna da hizmet etmek zorundadır yani. Normalde belediye başkanı bağımsız insanlardan seçtiğimiz insanların olması gerekiyor. Ama ne yazık ki özellikle Türkiye'de belediye başkanı genellikle partilerden seçiliyor. AKP'den belediye başkanı olduğu için elinde güç var, kudret var. Devletin arkasına aldığı gücünü de kullanarak adam resmen terör estiriyor. Niye? Bakınız bu görüntülerin sebebi şuymuş. Ve bu vatandaş bir şeyler söylüyor. Şimdi hep birlikte izleyelim. Bakınız nedenmiş. Savcı Sayın bu terörü estiriyor. Sokağa gelmişsin. Ne istedin 3 tane ayçiçeğimizde? 3 tane gülbağanımız. Yani Türkçesi ayçiçek, Kürtçesi gülbağan. Ya o 3 tane gülbağan sana ne yaptı? Sen geldin onları kopardın. Kopardın ne oldu? Yer gök inledi, yer gök inledi. Onlar konuşamıyordu, canlıydı o gülbağanlar. Sen geldin o gülbağanları kopardın. Senin başına gelmeyen kalmadı gecede beri. Camlar kırıldı, kavgalar, gürültüler. Hep başına bela aldın. Kimin ahıydı bu? Hep gülbağanların ahıydı. Bak işte, 3 tane gülbağana kıydın. Başına neler geldi. Daha da gelecek. Niye gelecek biliyor musun? Bu gülbağanların ahıydır. Gülbağanların ahı var ya. Bu gülbağanların ahı. Değil mi Cani? Şimdi Cani yani gülbağanların ahı. Seni tutacak. Yani sen 3 tane... Şimdi bu gülbağanların ahı diyor da mesele şu. Şimdi bir video daha izleteceğim. Bu videoda da bu vatandaş bu gülbağanların ya da bu ayçiçeklerin Savcı Sayan'ın elemanları tarafından nasıl kopardığını da gösteriyor ve anlatıyor. Bakınız bu videoyu da izleyelim. Bu videoda da mesele anlaşılıyor. Baksana ya gülbağanlarımıza bak. Ne kadar güzel. Sokak ne kadar güzel. Ya ne olacak bu memleketin hali? Vatandaş dikiyor. He? Sabri Sengil kazırıyor bakın. Ya bu caddeyi ne güzel bir cadde yapsalar. Sokağı kapatsalar. Böyle trafiğe kapatsalar. Güzel bir sokak olsa ne kadar güzel olur değil mi Cani? Burada Savcı Sengil gidiyor bak. Vatandaş dikmiş.
ayçiçekleri. Diyor ki sen niye dikiyorsun? Yahu ne güzel yeşillendirmiş işte bak. Bir yanındaki magandalarla gidiyor. Elinde silahla bak hepsini söktü görüyor musun? Arkadaşlar işte dün akşam bu yüzden olay çıkmış. Bakınız magandalar bu magandalıktır. Bir belediye başkanı gidiyor. Güzel güzel ya bu güzelim ayçiçek dalları ne güzel görüyor musunuz? Hepsini söktü attı. Bakınız. Bir de kızıyor niye çekiyorsun diyor. Bakın görüyor musun? Kendisi canlı yayın yapıyor. Savcı Sayan ama karşıda bunu çeken kişiye de niye çekiyorsun diyor. Bakınız gördünüz değil mi? Ve dün akşam bu görüntülerden sonra Savcı Sayan sağına soluna beşer onar kişi alarak magandalık yapıyor. Ağrı sokaklarını turluyor. Heyt var mısınız lan var mı yan bakan diye sanki dercesine. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Birkaç eve gidiyor. Evde para dağıtıyor. Paranın nereden geldiğini siz biliyorsunuz. Çalmışlar bu paraları. Bir de para dağıtırken bende görüntüsü de var aslında da paylaşmaya değmiyor. Para dağıtırken de ya savcı sen gerçekten de yapmacık bir insansın. Utanma yok mu sende ya? Bir insana para verildiği zaman hayrına sen bir şey verdiği zaman ha belediyenin bütçesinden çıkıyorsan makbuz kesmen lazım. O da öyle bir şey de yok. Gelir gider hesabı yok. Belki cebinden ödemişsin. Eyvallah. Ne yapıyor biliyor musunuz? Onun sosyal medya hesabında var. Canlı olarak yayınladı Allah'tan. Tabii o kamerayı çeken adam onu çekmek istemiyor ama sesi geliyor. Görüntüsü de var. Diyor ki para veriyor bir üniversiteye giden bir kıza. Sayıyor. 1, 2, 3, 4, 10'a kadar sayıyor. 10.000 TL para veriyor. Diğer eve gidiyor yine sayıyor. Bir yapmacık olmayan bir insan bu belediyenin belediye para mı dağıtıyor? Ağrı Belediyesi para dağıtıyormuş arkadaşlar. Bakınız kendi sosyal medya hesabına canlı olarak yayınladı. Ben de size bir önerim var arkadaşlar. Alın bu parayı. Hatta yarın hepiniz belediyenin önüne dökülün. Madem bu kadar para dağıtıyorsanız bize de para verin diye. Gerçekten vatandaşlar gitsin alsın. Alın o parayı yiyin. O para sizin hakkınızdır zaten. Sizden çalmış çırpmış sizin malınız. Yani Savcı Sayan'ın herhalde başka bir yerden parası gelmedi. Yani bu devletin sizin paranızdır daha doğrusu. Belediyenin parası yani. Ne yaptı Savcı Sayan'ın başka önceden iş yerleri mi vardı? Yok. Sizin sayenizde bu parayı kazanmışsa gidin alın paranızı isteyin yani. Böyle almamazlık falan etmeyin. Ne getiriyorsa alın yani. Kesinlikle böyle tenezzül edin yani. Bunu da söyleyeyim ben. Şimdi bu vatandaş açıklıyor. Arkadaşlar şu ekrandaki vatandaş diyor ki sokak iyi görünsün diye ayçiçek orada ekiyor. Önüne de oturmuş. Ama Savcı Sayan ne yapıyor? Burada gördüğünüz gibi Savcı Sayan adamlarını götürüyor. Magandaları bak söküyor hepsini. Yeşillendirilmiş ne güzel görün. Ya insan bunları söker mi ya? Bakınız. Sen beceriksizsin. Sen beceremiyorsan. Sen o mahalleyi güzelleştiremiyorsan. O sokak bak güzelleştiremiyorsan. O vatandaşın diktiği bu ayçiçekleri niye söküyorsun ya? Senin nerene neyine dokunuyor bu ya? Böyle bir belediye başkanı buyurun. Bak bir de kızıyor diyor ayıptır ne çekiyorsun? Ya kurur zaten senin odur kameramancın canlı yayında çekiyor. Bu Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabında alınan videodur. Bakınız. Senin görevin değildir buraya ayçek dikmek bizim görevimizdir. Sen yap o zaman. Niye yapmıyorsun? Savcı sen bunu da izliyor hatırlıyor musun bugünleri? 50 kiloluk kaçak mazota düşen çiftçiyi CHP kongresinde konuşurken. 1,5 izleyin. Milyondan 6 milyona giden pirinci düşünün. O günler. Daha Anadolu'da bugüne kadar hiç kimse diyemez ki bulgur satılıyordu. Çünkü bulgur fakirin ekmeğiydi. Hepimiz birbirimize hediye ederdik. Teneke işi. Benim küçücük ilçemde 2,5 milyona bulgur satılıyor. Bunu düşünün. CHP kongresinde konuşuyor. Eğer bir ülkede reçelin kilosu balın kilosundan daha pahalıya gelmişse bazı şeyler yozlaşmıştır demektir arkadaşlar. Hay sen aklınla bin yaşa emi. Allah senden razı olsun ne güzel söylüyorsun değil mi Savcı Bey? Bak o zaman CHP'liydin. CHP kongresinde bu konuşmayı yaptın değil mi? Böyle eleştirdin o dönemki AKP'yi. O dönemde AKP iktidardaydı. Peki Allah aşkına ne oldu da birdenbire senin kafana bir saksı mı düştü? Sen birdenbire döndün. Şunu unuttun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa ettim. Yapmayın. Toplumun hedefi sadece ben değilim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi... Bir de araba çalıyor ya. Eyvah. Aslında hüngür hüngür ağlıyor.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi savcı? Sana samimi söylüyorum. Bir insanda omurga olsa, şu kadar bir omurgası olsa, bu geçmişinden dolayı da olsa, şimdiki duruma düşmezdi ya. Yani kendine yazık etme. O kalıbına yazık etmişsin sen ya. Yürüdüğün zaman da kalıbın var senin ya. Ama meğerse içi boş bir kalıpmış seninki ya. Baksana Allah aşkına. Ne diyeceksin mesela? Bunu bir AKP'liye nasıl açıklarsın? Kendini nasıl paklarsın? Ben eminim yarın iktidar değiştiği zaman sen AKP'yi de terk edip o iktidara gideceksin. Bundan eminim. Ama alırlar mı almazlar mı o ayrı bir olay. Hiç mi utanmıyorsun mesela? Ya zerre kadar sana böyle yüzün kızarmıyor mu? Mesela şu anda yayını izliyorsun biliyorum. Bu yayında dinlerken falan. Biliyorum uğraşmışsınız bütün bu yayınları YouTube'da şurada burada kaldırmışsınız yasaklamak için ama buluyoruz işte. Bunun hesabını sen veriyor musun? Yok. Peki AKP'ler bunu izlediği zaman şunu düşünüyor mu? Savcı Sayan ne kadar omurgasız bir insan biz diyor mu? Yok. Çünkü onlar da senin gibi omurgasız insanlardır. Omurgasızlar birbirini destekleyen ekiplerdir yani sizler. Çünkü onlar da eskiden başka partilerden de şimdi hepsi AKP'li olmuş. Değil mi? Ne kadar güzel bak. Çok hoş.